Atrial fibrilasyon en çok rastladığımız çarpıntılardan bir tanesidir. Kalbimizde biliyorsunuz iki kısım var. Kulakçıklar ve de karıncıklar. Eğer bu kulakçıklarda kaynaklanan bir çarpıntı olursa, bu çarpıntının zaman içerisinde pıhtıya neden olma ve bu pıhtının da beyne gitme olasılığı çok yüksek. Tabii soğuklarla kalp hastalıklarının direkt ilişkisi olduğunu söylemem mümkün. Özellikle kalp krizini tetiklediğini gösteren pek çok çalışma var. Şimdi ne yapıyor da kalp krizini tetikliyor dediğimiz zaman, büyük bir oranda, çok önemli bir hasta grubunda bizim vazospazm dediğimiz ya da halk arasında damar büzüşmesi dediğimiz hasiyeti tetikliyor. Soğuk havalarda özellikle de böyle soğuğa karşı, tipiye karşı, kara karşı, hele hele bir de böyle yokuşta yürüyen bir insanda vazospazm dediğimiz kalp damarlarındaki büzüşmeyi çok sık görüyoruz. Tabii eğer kişi şanslıysa bu vazospazm belli bir süre sonra çözülebiliyor. Ama eğer çözülmezse o vazospazm dediğimiz büzüşme kalp krizi dediğimiz hadiseye neden oluyor ki bu da kalpteki doku ölümünün de sonuçlanan çok ölümcül bir hadise biliyorsunuz. İkinci bir nokta, soğuk havalarda tansiyonun yükseldiğini biliyoruz. Soğuk havalar, pisli havalar, puslu havalar gerçekten insanın tansiyonunu yükseltiyor. Bu da kalp krizini tetikleyen önemli nedenlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve yine çok önemli, soğuk havalarda hepimizin başına geliyor bugünlerde, gerek COVID olsun, gerek COVID'lisi enfeksiyonlar, gripal enfeksiyonlar olsun, çok yaygın bir şekilde karşımıza çıkıyor. Biz kalp hastalarında bunları istemiyoruz. Çünkü enfeksiyon bir gripal hadise, hatta bazen bakteriyeller de tabii ki olabiliyor. Bunlar kalp hastalıklarında ritim bozukluklarının nedeni olabiliyor. Önemli ritim bozukluklarını, bizim atrial fibrilasyon dediğimiz kalbin kulakçıklarından kaynaklanan çarpıntıları mesela tetikleyebiliyor. Bunun dışında tabii ki eğer hastamızda bir atleten kalp yetmezliği varsa bu hastalarda da soğuk hava ve buna bağlı gelişen enfeksiyonların kalp yetmezliği kliniğini kötüleştirdiğini ve olumsuz neticelere sebebiyet verdiğini biliyoruz.